müsaade edin bize. Çok şükür efendim, çok şükür. Yani şimdi hoş buluyoruz, iyi oldu mücadele. Yani şimdi... Bir belediyede, İzmit Belediyesi'nde olmak güzel bir şey. Belediye başkanlarımız ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Bununla şunu kastediyorum. Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye egemen kılmak istiyorum. Yeni siyaset anlayışımızda belediye başkanının harcadığı her paranın hesabını belde halkına vermek. Hesabını vermek. Yeni siyaset anlayışı. Yani kul hakkını korumak. Yani vatandaşın ödediği her kuruşun hesabını vatandaşa vermek. Namuslu bir siyaset anlayışı. Yeni bir siyaset anlayışı. Toplumu aydınlatan, toplumun sorunlarını çözen, yoksul kesimlere, mahallelere pozitif ayrımcılık yapan bir siyaset anlayışı. Sizden bizden değil, hepiniz bizdensiniz. Bu anlayışla hareket eden yeni bir siyaset anlayışı. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız, affedersiniz, yani İzmir Belediye Başkanımız bu anlayışla hareket ediyor. Bu anlayışla hareket ediyor. Hiçbir ayrım yapmıyor. Bunu belirleyen 7 ilkemiz var. Sayın Başkan'ın odasına girdiğimde baktım 7 ilke duvarda asılı. O 7 ilke yerel yönetimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu siyaset anlayışıdır. Bütün belediye başkanlarımız aynı siyaset anlayışıyla yollarına devam etmektedirler. Ve belediye meclis üyelerimiz aynı anlayışla belediye başkanlarımıza destek vermektedirler. Bu çerçevede ben Sayın Belediye Başkanımızı verdiği hizmetler dolayısıyla yürekten kutluyorum. Ve önümüzdeki günlerde belediye başkanımız yine var olan sorunları çözmek için olağanüstü bir çaba gösterecek. Bir şeyin daha altını özenle çizmek isterim. Siyasal iktidarın, yani ülkeyi yönetenlerin teşekkür etmeleri gereken ilk kişiler Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdir. Bir daha altını çizeyim. Sayın Erdoğan'ın oturup kalkıp teşekkür etmesi gereken belediyeler Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdir. Hükümet olarak 5 maskeyi dağıtamadılar, bizim bütün belediyeler dağıttı. Bütün belediyeler. Hiçbir ayrım yapmadan. Yardım yapamadılar, bizim bütün belediyelerimiz hiçbir ayrım yapmadan, siyasi görüşü, kimliği, doğduğu yer, bunlara bakmadan herkese yardım yaptı. Eğer Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olmasaydı bugün pandemi sürecini Türkiye çok daha ağır koşullarda geçirirdi. O nedenle onlar oturup kalksın ve bizim belediyelere, belediye başkanlarımıza yürekten teşekkür etsinler. Bütün bu sorunları aşma konusunda, yeni bir anlayışı, siyaseti Türkiye'ye getirme konusunda belediye başkanlarımız ellerinden gelen bütün çabaları gösterdiler. Dolayısıyla ben Sayın Fatma Hürriyet Kaplan'ın şahsında bütün belediye başkanlarımıza yürekten teşekkür ederim. Hepinize teşekkürler değerli arkadaşlarım. Mesela Közler sağlık konusunda ne düşünüyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda henüz bir konuşması oldu. MHP'liler de Özdağ'a çok yükleniyorlar. Zaten saldırıyı da onların yaptığı konuşuluyor. Siz ne saldırıyı yapanların faillerinin bulunması, adalete teslim edilmesi, sayın savcının bu konuda soruşturma yapması güzel bir şey. Ama savcının tehdit edilmesi, ülkede geldiğimiz noktayı göstermesi açısından çok önemli. Geldiğimiz noktayı göstermesi açısından. Bu konuda Sayın Erdoğan'ın kamuoyunun önüne çıkıp açıklıkla yapılan saldırıyı kınaması ve faillerin yargılanmasını istemesi gerekiyor. Bunu yapmadığı takdirde, efendim telefon açtım, geçmiş olsun dedim. Bunlar değil. Sen 83 milyona hitap edeceksin,
83 milyona çağrıda bulunacaksın. Biz asla bu tür olayları, şiddeti kabul etmiyoruz ve kınıyoruz diyeceksin. Eğer bunu yapabilirlerse bence görevini yapmış olur. Erdoğan'ın bu görevi yapması lazım. Bekliyoruz. Savcının tehdit edilmesi geldiğimiz süreçte daha önemli bir aşama. Olayı soruşturacaksınız. Soruşturan savcı tehdit ediliyor. Akıl alacak şey değil. Tehdit edenler belli. Odak noktaları belli. Bunun üzerine de kararlılıkla gitmek lazım. Yavaş. Türkiye yalnız ve sahipsiz bir ülke değildir. Bu ülkenin 83 milyon yurttaşı demokrasi içinde, barış içinde yaşamak istiyor. Huzur içinde yaşamak istiyor. Kişinin siyasi görüşünü beğenirsiniz veya beğenmezsiniz. Ama onun görüşünü açıklıkla ifade etmesine ortam sağlamak zorundasınız. Demokrasinin gereği budur. Demokrasi şiddeti kabul etmez. Şiddete karşı çıkar. Dolayısıyla Erdoğan'ın da, Sayın Bahçeli'nin de kamuoyunun önüne çıkıp biz yapılan olaylardan dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz. Türkiye bunları kabul etmez. Şiddete karşıyız. Şiddete başvuranlar ve şiddeti özendirenler yakalanmalı ve yargılanmalı diye açıklama yapmalı. Ben yaptım. Onlar da yaptılar. Ülkeyi yönetenler onlar. Sayın Bahçeli ben yönetmiyorum diyecek ama ittifaka destek veren kişi o. Sessiz kalmaları şiddeti özendirdikleri anlamına gelir. Bunu kabul etmiyoruz. Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy. Bu zaten yayınlanan bir mektup var. Bu ikisinin partiden ayrılıkları vesaire konuşuluyor. Bununla alakalı bir yorumunuz var mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkana mektup yazılmaz arkadaşlar. Genel başkanlar randevu alınır, gelinir, konuşulur. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partilerin randevu. Kim arzu ediyorsa telefonu açar, randevu ister, gelir, otururuz, konuşuruz. Varsa bir sorunları dinleriz. Sorun varsa çözeriz. Yoksa ben mektup yazdım. Bunları kabul etmeyiz ve doğru değil. Doğru değil. Bu alemde bir marka itibariyle bir fark kuracağı açıkladı ve ayrılma mesajları da bildirdi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayırlı olsun diyeceğiz arkadaşlar. Ne diyeceğiz ya? Efendim, parti kurmak serbesttir. İsteyen arkadaşlar parti kurarlar. Sayın Başkan, havuz medyasının konusu gündemi farklı. diğer özgür medyanın gündemi farklı. Dolayısıyla iki günden de bir evet. Aşı gündemi var Türkiye'de. 3 milyon doz aşı geldi. Sağlıkçılara yapılmaya başlandı. Gerisiyle ilgili nasıl bir süreç işleyecek? Bununla ilgili sizinle bir şey paylaşıldı mı? Aşıyla ilgili olarak benimle paylaşılan tek konu var. Bana aşının yapılmasıyla ilgili. Ben de önceliğin sağlık çalışanlarında olduğunu, sağlık çalışanları aşı olduktan sonra sırası gelince ben de aşımı olurum diye bir açıklama yaptım Sayın Sağlık Bakanı'na. Tabii 3 milyon doz aşı geldi. 83 milyonuz. 1,5 milyon kişiye yapılacak. İkinci etapta 1,5 aynı kişilere bir daha aşı yapılacak. Aşıyla ilgili toplumun önünde bir takvim konulmuş değildi. Kimlere hangi süre içinde yapılacak? 3 milyon doz geldi, arkasından yeni aşılar gelecek mi, yeni güçlü miktarda yani 20 milyon, 10 milyon, 30 milyon gibi bir aşının gelmesi lazım Türkiye'nin rahatlaması için. Bunların bağlantıları kuruldu mu, kurulmadı mı, kimden, nereden, hangi ülkeden aşılar gelecek bu konuda toplumun önüne konmuş bir takvim yok. Siz nasıl bekliyorsanız böyle bir takvim biz de bekliyoruz ve hükümeti de uyarıyoruz. Yani 3 milyon doz aşı Türkiye'nin bu sorunu aşması için yeterli değil. Çin'den gelen aşılar var. Diğer ülkelerle yapılmış bağlantılar var mı yok mu? Siz bilmiyorsunuz, biz de bilmiyoruz. Ama biz bilmiyoruz ama 600 milletvekili de bunu bilmiyor. Sivil toplum örgütleri de bilmiyor. Sağlık çalışanları, sağlık kuruluşları da bilmiyor. Orada bir kapalı dünya var. O kapalı dünyayı çözmeye çalışıyoruz. Sizin çözmek istediğiniz gibi. Teşekkür ederim. İzmit'imize hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biz mi biraz görmek var oğlum? Verdiğiniz hizmetler için. Şey. Sizi başımızda görmek istiyoruz. Devletimizin başımızda görmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanımız İstanbul'dan Sakarya'daki programına geçerken özellikle İzmit'i ve İzmitlileri ben çok seviyorum. Ve özellikle uğramak istiyorum.
Gelmiş kendi işçi kardeşlerimizle biraz sohbet etmek istiyorum, çaylarını içmek istiyorum demişti. Bugün de sağ olsun kısa bir mola belediyede verdik ama daha çok zamanını sizlerle geçirmek istedi. Belki sizlerin hemen hemen tamamıyla ilk kez bir araya geliyoruz. Ya kimdir bu Kılıçdaroğlu? Neyin nesidir? Ne yapıyor? Televizyonlardan izliyorsunuz. Bazen kızıyorum, bazen bağırıyorum, bazen sakin konuşuyorum. Kimim ben? Şunu söyleyeyim. Ben bu ülkede fakirin, fukaranın, çalışanın, alın terin, dökenin genel başkanıyım. Hiçbir zaman rantiyecinin yanında yer almadım. Hiçbir zaman faizcinin yanında yer almadım. Nerede alın teri döken, çalışan, üreten, alın teriyle para kazanan insan varsa, sorunu varsa onun sorunu yanında oldu. Onun kimliğine bakmadım, doğduğu yere bakmadım, onun inancına bakmadım, onun yaşam tarzına bakmadım. Ve şunu söyledim, eğer Allah'ın yarattığı en değerli varlık insansa, ben o insanın sorunlarına çözüm üretmek zorundayım. Ben siyaseti böyle biliyorum. Siyasetini de bunun için yaparım. Her yerde, her ortamda söylerim. Haram lokma yiyenin benimle işi yoktur. Haram lokma yiyenin benimle işi yoktur. Kul hakkı yiyenin de benimle işi yoktur. Düzgün, namuslu, temiz insanın başımın üstünde yeri vardır. Oy verir veya vermez. O ayrı bir şey. Ama düzgün insanların benim başımın üstünde yeri vardır. Beni her türlü şekilde eleştirirler. Özellikle havuz medyası eleştirir. Kılıçdaroğlu böyledir, Kılıçdaroğlu şöyledir. Bir sürü şey söylerler. Geçen bir şey daha yapmışlar. Onların gazetelerinde benim bir fotoğrafımı yapmışlar. Çöpçüler kralı diye. Ben üzülecekmişim. Bir tane çöp sepeti var. Efendim elimde de süpürge var. Çöpçülerin sorunlarını çözmek, çöpçülerin hakkını savunmak benim için onurlu bir görev. Onurlu bir görev. Onlar sözle bunu yaparak beni küçümsüyorlar. Alın teriyle geçinen adamın yanında olmak lazım. Sokağı temizleyen adam değerli değil midir? Eve temizliğe giden insan değerli değil midir? Bunlar hırsızlık mı yapıyor? Hayır. Yolsuzluk mu yapıyor? Hayır. Ne yapıyorlar? Alın teriyle geçiniyor kardeşim. Bu şehri temizleyecek birisine ihtiyacımız var. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci. Ben bunların yanında duruyorum. Beni küçümsetmek istiyorlar. Vay efendim çöpçüler kralı. Evet ben çöpçülerin kralı değil. Çöpçülerin yanında onlarla beraber olmaktan şeref duyuyorum. Değerli arkadaşlar, yeni bir siyaset anlayışını bu ülkeye getirmek istiyoruz. Yeni bir siyaset anlayışı. Temiz bir siyaset anlayışı. Siyaset nedir? Vatandaşın derdini çözmektir kardeşim. Siyaset odur yani. Siyaset köşeyi dönme aracı mıdır? Siyaset zenginleşme aracı mıdır? 27,5 yıl devlette çalıştım. 27,5 yıl. Genel başkan oldum. Benim ailemin 7 göbek mal varlığını araştırdılar. Acaba bir şey bulabilir miyiz? Bulamazsın kardeşim. Boğazdan haram lokma inmemişse bulamazsın kardeşim. Ama onlara Trump diyor ki bak ayağını denk al, senin mal varlığını araştırın. Sesi çıkıyor mu? Çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Niçin çıkıp şunu söylemiyorsun? Ey Trump, benim mal varlığımı araştırmazsan namertsin kardeşim. Benim verilmeyecek hesabım yoktur. Diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Allah aşkına bu kişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetebilir mi? Bir kişi mal varlığı dolayısıyla bir başka egemen gücün tehdidi altında veya tehdidi karşısında sessiz kalırsa, meydan okumazsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarını savunabilir mi? Sorun vicdanınıza. Vicdanınıza sorun. Asgari ücreti biz belirledik.
ısrar ettik, yükseltin diye. Rakamı belirlediler değerli arkadaşlar. 2800 küsür lira. Biz dedik ki en az 3100 lira yapın. 2825 lira. 3100 lira yapın kardeşim. Asgari ücreti. 90 kuruşu da var neyse. 3100 lira yapın. Yapmadılar. Biz kendi bütün belediyelerimizde 3100 lira yaptık. Şu soruyu kendimiz sorun. Şu soruyu. İzmit Büyükşehir Belediyesi asgari ücreti 3100 lira yapamıyor. Bizim İzmit Belediye Başkanımız 3100 lira yapıyor. Hangi belediyenin kaynakları daha fazla? Büyükşehir'in mi daha fazla? İzmit Belediyesi'nin mi daha fazla? Kocaeli Büyükşehir yapamıyor bunu. Niye yapamıyor? Niye vermiyor? Gaziantep, Karkamış Belediyesi, CHP'li belediye, küçük bir belediye. Asgari ücret 3100 lira ama Gaziantep Büyükşehir 3100 lira yapamıyor. Kahramanmaraş, Durak Belediyesi, en küçük belediye. 3100 lira yapıyor ama Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 3100 lira yapamıyor. Niçin yapamıyor? Niye yapamıyor? Bizim bütün belediyeler asgari ücreti 3100 lira yapıyorlar. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimiz vergi veriyoruz. 3100 lira yapamıyor. Niye yapamıyor? Bu bir siyasi tercihtir. Bu bir siyasi tercihtir. Çalışandan, üretenden yana mı? Rantiye sınıfından yana. Tercih budur. Tercih kimden yana? Rantiye sınıfından yana. Tefeciden yana. Sizin ödediğiniz vergilerin büyük bir kısmı nereye gidiyor? Hiç sordunuz mu? Belki diyebilir ki içi kardeşlerim, ya bizim vergi dairesinde kaydımız yok ki, biz vergi ödemiyoruz. Hayır efendim. Aldığınız nefes hariç, her şeyine vergi ödüyorsunuz. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi ödüyor. Altına bez alırsınız, KDV ödersiniz. Süt alırsınız, KDV ödersiniz. Televizyon alırsınız, KDV, ÖTV ödersiniz. Musluğu açtığınızda 4 çeşit vergi ödersiniz. Elektrik düğmesine bastığınızda 5 çeşit vergi ödersiniz. Nereye gidiyor bu vergiler? Şu soruyu merak ettiniz mi? Sizin ödediğiniz vergiler nereye gidiyor? Bütçeye gidiyor. Tefecilere faiz ne kadar ödeniyor? Her saniyede, her dakikada, her saat başında Türkiye Cumhuriyeti Devleti Londra'daki bir avuç tefeciye her saniye, her dakika, her saat kaç milyon dolar, bakın, milyon dolar faiz ödüyor. Nereden ödüyor bu faizi? Sizin o dediğiniz vergiler. Faizden şikayet ediyorlar. İndirsene kardeşim. Devleti yönetme makamı şikayet makamı değildir. Devleti yönetme makamı sorunu çözme makamıdır. Sorunu çözeceksin. Sorunu çözemiyorsan gideceksin kardeşim. Siz aldığınız asgari ücret üzerinden gelir vergisi ödüyorsunuz. Damga vergisi ödüyorsunuz. Harcar seyrette vergi ödüyorsunuz. Biz ne diyoruz? Kardeşim adı asgari ücret. En düşük ücret yani. Bundan aşağı bir ücret olmaz. Bunu vergiye tabi tutma. Gelir vergisine tabi tutma diyoruz bunu. Alacaksan bir sürü beyler var. Git onlardan al. Zenginler var onlardan al. Tefecilere ödüyorsun onlardan al. Siz asgari ücreti alırken çalışıyorsunuz. 8 saat, 9 saat yeri geldiği zaman. Alın teri döküyorsunuz. Londra'daki tefeciler ne yapıyor? Ellerinde bir kadeh, içinde güzel bir viski, pahalı bir viski. Ayak ayak üstüne atıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne borç vermiş. Dünyanın faizini oradan alıyor. Alın teri mi döküyor? Hayır. Emek mi harcıyor? Hayır. Ama 83 milyon bir avuç tefeciye çalışır hale geldi. 83 milyon. Ben bu soruları sorarım. Hiçbirisine cevap gelmez. Ama şunu söylerim. Bay Kemal. Bay Kemal ne yaptı? Bay Kemal vatandaşın hakkını savunuyor. Bay Kemal olmak için ne gerekiyor? Bir namuslu adam olmak gerekiyor.
İki, haram lokma yememek gerekiyor. Budur. Düzgün olacaksınız, akıllı olacaksınız, devletine diyorsunuz. Bunun yapılmadığı bir yerde sorun var. Bakınız, döviz illa artmasın diye Merkez Bankası'ndan 128 milyar dolar sattılar. 128 milyar dolar. Kim aldı? İçinizden 128 milyar dolardan 5 dolar alan var mı? 10 dolar alan var mı? Kim aldı 128 milyar doları? Kime verdi? Ben bilmiyorum. 600 milletvekili de bilmiyorum. Bunu siz sormayacak mısınız? Ya arkadaş, ben çalışıyorum. Evime helal lokma götürmeye çalışıyorum. Sen 128 milyar doları verdin elin oğluna. Peki ne oldu bu para? 128 milyar dolardan 5 kuruş vergi aldın mı? 5 kuruş! Almadın. Fatura kime çıkıyor? Fatura size çıkıyor. Siz ödüyorsunuz fatura. Hepimizin bu bağlamda dikkatli olması lazım. Devletin görevi nedir? Anayasanın bir maddesinden haberiniz var mı? Bilmiyorum. Anayasanın 49. maddesi. Çalışma hakkı diyor. Çalışma hakkı. Madde 49. Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Gayet güzel değil mi? Herkesin hakkı. Çalışacak. Ve devam ediyor. Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek. Çalışanların hayat seviyesini yükseltmek. Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak. Çalışmayı desteklemek. İşsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Anayasa yok. Bakın, gerekli tedbirleri alır. Alabilir değil. Alır. Yani devlete diyor ki bu tedbirleri alacaksın. Kaç milyon işsizimiz var? 10 milyondan fazla. 10 milyondan fazla. Geçen gün evlere temizliğe giden kadınlarla konuştum, Zoom üzerinden. Üç kadın üniversite mezunu. Evlere temizliğe gidiyor. İki çocuğum var diyor. Kocam işsiz. Ben temizliğe gitmesem aç kalacağım. Üniversite mezunundan sonra. Bir başka kızcağız. Üniversitede okuyorum. Yedi kardeşiz. Üniversiteyi bitirmek istiyorum. Mecburen evlere temizliğe gidiyor. Yoksa üniversiteyi bitiremeyeceğim. Babamın geliri yoktu. Bir bu tabloya bakın. Bir de hiçbir Osmanlı padişahına nasip olmayacak kadar onun üstünde saray olanlara bakın. Peki bu adalet midir arkadaşlar? Bu adalet midir? Bu hak mıdır? Bu hukuk mudur? Bizim bunların tamamını sorgulamamız ve düşünmemiz lazım. Ben hiçbirinizden oy istemiyorum. Buraya oy ver, bana oy verin demek için de gelmedim. İstediğiniz partiye oy verebilirsiniz. Ben sadece ve sadece sizin vicdanlarınıza sesleniyorum. Oturun düşünün diyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Komşunuza bakın, yakınınıza bakın. Zulmün karşısında hep durdum durmaya da devam edeceğim. Bir insan açsa, bir insan yoksulsa, fakirse 21. yüzyılın Türkiye'sinde o ülkede zulüm var demektir. Konteynerlardan beslenenler var. Çöplerden beslenenler var. Pazar artıklarından beslenenler var. Ya 21. yüzyılın Türkiye'sindeyiz kardeşim. 21. yüzyılın Türkiye'sindeyiz. Bu insanlar niye oradan gidip pazar artıklarından besleniyorlar? Soğan topluyorlar, domates topluyorlar. Ben bunu söylediğim zaman da kıyamet koparıyor. Peki o garibanların hakkını kim savunacak? O garibanların hakkını, hukukunu kim savunacak? Ben savunmasam o zaman ben siyaseti ne için yapıyorum? Ben siyaseti cebimi doldurmak için mi yapıyorum? Ben siyaseti köşeyi dönmek için mi yapıyorum? Ben siyaseti tefecilere faiz öderken alkışlayıp sağ ol Sayın Cumhurbaşkanım çok iyi yaptınız. Tefecilere iyi para verdiniz. Onun için mi yapıyorum ben siyaseti?
hakkı hukukunu, vatandaşın hakkını hukukunu savunmak zorundayız. Benim sorumluluğum var ama her birisinin tek tek sorumluluğu var. Her birisinin tek tek. Çünkü hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Benim bayrağımızdan ve vatanımızdan, bir daha söyleyeyim, bayrağımızdan ve vatanımızdan sorunlu olmayan hiçbir vatandaşla benim sorunum yoktur. Bayrağımıza saygı, vatanımıza saygı, vatanın bütünlüğüne evet, o zaman hiçbir sorunumuz yok. Oturup konuşuruz. Oturup dertleşiriz. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunları çözülebilir. Çözebilir mi? Evet, çözebiliriz. Bakın belediyelerimiz. Gelir yok, para yok, kıyameti koparıyorlar. 3100 lira yaptık asgari ücreti. Demek ki çözebiliyorsunuz. Ya bir belediye 3100 lira asgari ücret veriyorsa, koskoca, devasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl 3100 lira veremez? Demek ki bu para başka yerlere gidiyor. Biz her ihaleyi nasıl yapıyoruz? YouTube üzerinden yayınlıyoruz. Kim ihaleye girdi, kim de kaldı görünüyordu. Vatandaş seyrediyor. Gizli kapaklı iş mi? Hayır yok. Kul hakkı yemek mi? Hayır yok. Cebi doldurmak mı? Hayır yok. Bizim bütün belediyelerimiz böyle yapıyoruz. Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyor. Yeni bir siyaset anlayışı. Ahlaklı bir siyaset anlayışı. Ahlak kavramı çok önemlidir. Ahlak kavramı çok önemlidir. Ahlaklı olmak çok önemlidir. Harama el uzatmamak demektir ahlaklı olmak. Aynı zamanda ahlaklı olmak, inançlı olmak demektir. İnançlı olmak demek, kul hakkı yememek demektir. Kul hakkı yememek demek, dürüst olmak demektir. Vatandaştan alınan her paranın hesabının vatandaşa verilmesi demek. Belediye başkanlarıma söylüyorum. Harcadığınız her kuruşun hesabını vatandaşa verin. Niçin? Çünkü harcadığınız para sizin paranız değil. Vatandaşın parası. Nereye harcadığını bilecek. Hastane yaptık diyorlar. Güzel yap. Kaça yaptın? Bilen var mı? Ben bilmiyorum. Havaalanı yaptık diyorlar. Gayet güzel. İtiraz ettik mi? Hayır. Bir soru soruyoruz. Kaça yaptın arkadaşlar? Köprü yaptık. Güzel. Kaça yaptın? Belli değil. 600 milletvekili de bilmiyor. Kimse bilmiyor. Ama para ödüyorsun. Torunlarımız da ödeyecek parayı. Torunlarımız da ödeyecek. Efendim devlete yük değil. Bir baktık devlete dünyanın yükü geliyor. Sadece bu yıl 6 milyar 300 milyon lira para ödüyorlar. Geçmediğimiz yoldan para ödeyeceğiz. Nasıl oluyor bu? Vatandaş hem vergi veriyor hem de borçlandırılıyor. Böyle bir garabet olabilir mi? Efendim siz hastanelere karşısınız. Hayır efendim. Hastaneye karşı değiliz. Hastaneyi kaça yaptınız? Onu öğrenmek istiyoruz. Açıklamıyorlar. Neden? Çünkü 1 liralık işi 5 liraya yapıyorlar. 4 lirayı cebe atıyorlar. Ben bunu bilmiyor muyum? 27,5 yılını devlete verdim. 27,5 yılın 17 yılını bütçe nasıl yapılır, vergi nasıl toplanır, harcama nasıl yapılır, devlet nasıl tasarruf yapar, bunlarla uğraştık. Peki nasıl oluyor da biz bunun hesabını bilmiyoruz? Hesabını bilinmesi lazım. Kimin için bilinmesi lazım? Sizler için bilinmesi lazım. Hepimiz için bilinmesi lazım. Parayı ben ödeyeceğim ama ödeyeceğim, parayı ödüyorum ama kaça mal olduğunu bilmiyorum. Ya gömlek alırken en azından gider bir pazarlık yaparsınız bu gömlek kaça. Ona göre parasını ödersiniz. Yatırım yapıyorlar bilmiyoruz kaça yaptı. Devlette liyakat yok. Ben sizin vicdanınıza seslenmek isterim. Devlet dediğiniz kurum vatandaşına hizmet eder. Devlet dediğiniz kurum vatandaşın kimliğiyle uğraşmaz. Vatandaşın inancıyla uğraşmaz. Vatandaşın yaşam tarzıyla uğraşmaz. Devlet dediğimiz kurum vatandaşın sorunu varsa onun için sorar, çözer onu, iş bulacak. Devlet dediğimiz kurum iş bulacak. Bir devletin ekonomi politikasının başarısının ölçüsü nedir?
Mesela bir ülke çok başarılı ekonomide. Ölçüsü nedir? Ölçüsü şudur. Halktan toplanan vergilerle istihdam sorununu çözmüşse o ülke ekonomide başarılıdır. Örnek Almanya. Almanya ne yapıyor? Dışarıdan işçi alıyor çünkü içerideki Almanlar yetmiyor. Dışarıdan işçi alıyor. Neden? Başarılı bir ekonomi politikası güttüğü için. E biz de milyonlarca üniversite mezunu var. Diğerlerini bıraktım. Üniversite mezunu var işsiz. Gençler ne diyor? Efendim biz yurt dışına gideceğiz, orada iş bulacağız. Bu ülkede iş yok. Sorunlu kim? Siz misiniz? Hayır. Sorunlu dünyanın her tarafında bir kişidir. Ülkeyi yönetendir. Sorumludur. Dolayısıyla her birimizin bu olaylara oturup sorgulamamız lazım. Eğer adaleti savunuyorsanız, hakkı hukuku savunuyorsanız, devlete liyakati savunuyorsanız, kul hakkını yedirmem diye bir düşünceyi ruhen de kabul ediyorsanız oturup siyaseti sorgulamanız lazım. Siyasette köşeyi dönenlere izin vermemeniz lazım. Rüşvet alandan büyük elçi olur mu ya? Rüşvet alan. Rüşvet alan kişi tescil edilmiş. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük elçisi olarak tayin ediyorsunuz. Ya insanda biraz vicdan olur, biraz ahlak olur ya. Ben buna isyan ediyorum, neden isyan ediyorsun? İtiraz ediyorum, neden itiraz ediyorsun? E ne yapacağım? Ne yapacağım ya? Ne yapmam lazım? Siz söyleyin, ne yapmam lazım? Sizin hakkınızı kim savunacak? Sizin hukukunuzu kim savunacak? Milyonlarca işçinin hakkını, hukukunu kim savunacak? Pazarda yiyecek toplayan kadının hakkını kim savunacak? Konteynerden çöp toplayan vatandaşın hakkını kim savunacak? Biz savunacağız. Sizlerle beraber savunacağız. Sizden sadece bir isteğim var. Sadece bir isteğim var. Önce Allah'a güvenin. Önce Allah'a güvenin. Sonra kendinize güvenin. En sonunda da bize güvenin. Çözeceğim ben bu işi. Bu ülkede hakkı, hukuku ve adaleti ne pahasına olursa olsun getireceğim. Gece dünyalarına giriyorum. Ben bunu biliyorum. Kılıçdaroğlu'nu nasıl susturdunuz? Susturamazsın. Susturmanın bir tek yolu var. Beni yok edeceksin. Yoksa susturamazsın kardeşim. Ben bu insanların hakkını, hukukunu savunamazsam insanlığımı reddetmişim. Fakirin, fukaranın, yoksulluğun hakkını kim savunacak? Garibin, gurabanın hakkını kim savunacak? Yatağa aç giren çocuğun hakkını kim savunacak? Beyler saraylarda oturacak, çocuk yatağa aç girecek. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Ana kural budur. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Zalimin zulmünü alkışlayan da bizden değildir. Anadolu'da güzel bir laf vardır. Zalim zalimliğini artırsın ve bir an önce gitsin diye zulmün artsın derler. Zulmün artsın derler. Bu kadar zulmü Türkiye kabul edemez. Biz bunun mücadelesini vermek zorundayız. Bu mücadeleyi yapacağız. Birlikte yapacağız. El birliğiyle yapacağız. Düzgün insanlar gelsin eyvallah. A partisi gelir, B partisi gelir, C partisi gelir. Ama deriz ki bunlar düzgün insanlar. Devleti düzgün yönetiyor. Devlet köşeyi dönme aracı değildir. Köşeyi dönme makamı değildir devlet. Çalışmaktır. Öğretmektir. Alın teri dökmektir. Devleti yükseltmektir, yüceltmektir, büyütmektir, istihdam yaratmaktır. Budur, böyle bakmamız lazım. Başkan biraz uzun mu konuştu? Başkanı da size emanet ediyor. Çalışıyor, üretiyor. Bir kadın dirençli, çalışkan, üretken, ayrım yapma dedi. Bütün belediye başkanı. Efendim şu, bu mahalle bizim partiye az oy verdi. O mahalleye hizmet götüreceksin. Hiçbir ayrım yapmayacaksın. Söyledim.
herkese objektif hizmet yapacaksınız, bütün belediye başkanlarına. Ama dedim, yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Oraya daha fazla hizmet götüreceksiniz. O mahallelerde kreş açacaksınız. Anneler çocuklarını getirip güven içinde bırakacaklar. Dün İstanbul'da apartman görevlileriyle ilgili bir toplantı yaptım. Yani bizim kapıcı dediğimiz apartman görevlileri. Hepimiz görüyoruz değil mi o insanları? Ama hiç kimse görmüyor. Niye görmüyoruz? Onların oturduğu evleri biliyor musunuz? Biliyoruz hepimiz. Bodrum katılarında, rutubet içinde. Onların çocukları yok mu? Var. Onlar da birisi diyor ki, dün yaptığı konuşmada, ben de evimin penceresini açıp dışarıda bir ağaç görmek istiyorum. Ben de evimin penceresini açıp temiz bir hava almak istiyorum. Yok öyle bir şey. Rutubetten çocukların sürekli hasta oluyor. Bari kreş olsun da çocuğu götürüp gündüz kreşe teslim edeyim, akşam getireyim eve. Bunları kim düşünüyor? Biz düşünüyoruz. Taşeron işçiler vardı değil mi? 1,5 milyon taşeron işçi. Kim dile getirdi? Taşeron işçiler önce dernek kurdu. Gidin dernek kurun dedi. Erzurum'da. Ta Tekirdağ'da. Dernek kurun, ben sizin sözünüz olacağım. Size kadroyu alıncaya kadar bu mücadeleyi yapacağım. Her birisiyle, her bir dernekle aynı halde görüşün. Bir araya getirin. Ve onların bütün sorunlarını çözmek için mücadele ettim. Hepsi kadro aldı. Kadro almasa ne demek taşeron işçisi? Patron bugün gelme dese gittiniz o kadar. Kıdem tazminatı, şu bu falan, asla alamazsınız. E peki bu insanın yasalardan kaynaklanan hakları ne olacak? Emekliye 2 maaş, kıyameti kopar. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl söyledik. En sonunda emekliye de 2 maaş verildi mi? Verildi. Vermek zorunda kaldık. Çünkü söylediğimiz her şey haklı. Aynı şekilde 1 milyonu aşkın apartman görevlisi var. Onlara da söyledim. Ben sizin oyununuza talip değilim. Ben sizin sorunlarınıza talip. Ben sizin sorunlarınızı çözeceğim. Olay budur. Sorunları çözdün mü? Zaten siyasetçi olarak görevini yapmış oluyorsun. Toplumun en zayıf halkaları unutulan halkalarıdır. Hepimiz görürüz. Konteynerlardan çöp toplayan kadını, erkeği, yaşlısını, gencini, çocuğu hepimiz görürüz. Her gün görürüz. Ama hiç kimse görmez. Onları insan olarak bazen değerlendirmeyiz. Ya bunlar nasıl geçiniyorlar acaba? Nerede kalıyor bu insanlar? Bu insanların sigortası var mı? Bu insan hastalandığı zaman hastaneye gidebilir mi? Gidemez mi? Bunun çoluk çocuğu var mı? Bu çoluk çocuk ne yiyor, ne içiyor acaba? Bu nasıl bir evde kalıyor acaba? Ben düşünüyorum. Çünkü ben siyaset yapıyorum. O insan huzur içinde bu memlekette yaşıyorsa benim sorunum yok. Yaşamıyorsa o zaman benim bir sorunum var demektir. Bu sorunun çözülmesi lazım. Bu çerçevede sizden isteyip yine söylüyorum, önce Allah'a güveneceksiniz. Sonra kendinize güveneceksiniz. Sonra da bu kardeşinize güveneceksiniz. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Allah'ın izniyle bütün bu sorunları çözeceğiz. Bir daha söylüyorum. Allah'ın izniyle bütün bu sorunları çözeceğiz. Niye çözmeyelim? Para var, dünya kadar para var bütçede. Niye çözmüyoruz? Parayı yerinde ve zamanında harcarsan, insan için harcarsan, insanın refahı için harcarsan bu sorunları çözersin kardeşim. Ama saray için harcarsan çözemezsin. Bu bir siyasi tercihtir. Bu bir siyasi tercihtir. Siyasi tercih saraydan yana, bir başka siyasi tercih insandan yana. İnsandan yana siyasi tercih sizin ilgi göstermemiz lazım. Çünkü sizin sorununuz. Benim ne sorunum olacak? Benim bir sorunum yok. Milletvekilinden maaşımı alıyorum zaten. Alıyorum da rahat ediyor muyum? Hayır, rahat etmiyorum. Neden? Yatağa giren çocuklar var. Nasıl rahat edeceksiniz? Nasıl diyeceksiniz ben huzur içinde başını yastığa koyuyorum diye? Bunu
Her yerde de anlatın. Onu da söylüyorum. Her yerde de anlatın. Her yerde ifade edin. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci anlatacak. Türkiye'yi bu badireden çıkarmak zorundayız. Kavga ile siyaset olmaz. Siyaset ahlaklı bir iştir. Öyle olması lazım. Efendim, hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ailelerinize, çocuklarınıza selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Her birinizin evinizde huzur içinde yaşamasını istiyorum. Herkesin inancına saygılıyım. Herkesin kimliğine saygılıyım. Herkesin yaşam tarzına saygılıyım. Hiç kimsenin kimliği, inancı, yaşam tarzını siyaset konusu yapmaması lazım. Allah'la kulun arasına birisinin girmemesi. Dolayısıyla hepimiz huzur içinde yaşayacağımız güzel bir Türkiye'yi düşünüyoruz. Onu hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştireceğiz. Nereden? Belediyelerden başlayacağız. Bunu yapacağız. Önce vatandaş görecek. 3100 mu? Bak yapıyoruz. Ama onları yapamadık. Demek ki bu olabiliyor. Taşeron'a işçi mi? Kadın mı? Demek ki oluyor. Emekliye iki maaşı. Demek ki oluyor. Niye olmasın? Aydınlık bir Türkiye'de, güzel bir Türkiye'de, huzurlu bir Türkiye'de beraberce yaşamak, beraberce eğlenmek. Yeri geldiğinde beraberce üzülmek için. Yani tasarda ve kıvançta beraber olmak için hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Bu arada bu sizin için hazırlandı. Üzerinde isminiz yazıyor. Arkadaşlarımız sizin için düşünmüşler. Yani, hediye ettiler. Bunu da genel kurul salonunda denize gireceğim ama oraya izin vermiyorlar. Canımıza inandı. Biz de böyle bir fırsat verdiği için ona çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Umarım temelli kalmamızdır. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kadınlar da erkekler gibi çalışmak, üretmek zorunda. Zaten rahmetli nene köyde tarlada çalışıyordu. Günün 12 saati çalışıyordu. Dedem de öyle, amcalarım da öyle. Çalışırlardı. Çalışmak, üretmek kadar değerli bir şey yoktur. Kadının yükü biraz daha ağırdı. Çünkü bir de o da ayrıca çocuklarına da bakar. Böyle bir ağırlığı da var ama çalışmak, üretmek değerlidir. Efendim şöyle yapalım mı? Arkadaşlarımız size çay ikram etmek istiyorlar şurada. Hem de daha fazla bir böyle mikrofonsuz sizinle sohbet etsinler. Sormak istedikleri varsa rahat rahat sorsunlar. Böyle etrafınızda onlar olsun istiyoruz. Biz hep görüyoruz sizi ama arkadaşlarımız sizinle daha samimi sohbet etmek istiyorlar. Olur mu efendim? Teşekkür ediyorum. Hizmetimizi ziyarete geldiniz. Başkanımıza çok memnunum. Belediye başkanımıza özellikle hizmetimize ilk defa kadın istihdam sağladı. Taşlarım adına ve kendi adıma biz bu işimizi daimi olarak devam etmeyi istiyoruz. Sizin de şey. Yoksa başkan işe son mu verecek? Hayır başkanım, yani severek yapıyoruz işimizi. Başkanımızdan gerçekten memnunuz. Severek işimizi yapıyoruz. Başkan elinden gelen çabayı gösteriyor zaten. Bir şey daha var, sorunumuz var başkan. Bir de başkan bir kadın. Evet. Kadının eli eğer değiyorsa bir kente, o kente güzel. Servis. Sabah 6:30-7:00 doğru yola çıktığımız için. Başkan servis istiyorlar. Diyorlar ki 6:30-6:00 çıkıyoruz orada. Servislerimiz var efendim. Şu anda yeni ihale yaptık. Eskiden biz kendimiz taşıyorduk. Zor oluyordu. Şimdi servis ihalesi yaptık. Servislerimiz var efendim. Servis araçları yakında olacak. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Başkanımız bir tane. Evet. Sizi de hükümetimizin başında görmek istiyoruz. Büyükşehir Belediye'mizi de Fatma Kaplan Hanım'ı görmek istiyoruz. Alacağız yani. Olacak, orayı da alacağız. Olacak, olacak. İnşallah orayı da alacağız başkanım. Kocaeli'de ben 1970'li yıllardan itibaren çok güzel bir çalışıyordu. Aynı zamanda buranın çok köklü bir tarihi var. Evet. Tarihi eserleri var, tarihi binaları var. Hatta bir bina yandı, tarihi bir ahşap bina yandı. Yanmadan önce ben o binanın fotoğraflarını çekmiştim. Çok güzel bir binaydı. Şimdi yerine yenisi yapılmış ama eskisini andırmıyor. Dolayısıyla Kocaeli aynı zamanda bir şirket, emekkar. İnsanlar burada çalışıyorlar.
zor koşullarda çalışıyorlar. Pandemi sürecinde biraz daha ağırlaştı çalışma koşulları. Ama belediye başkanımız elinden gelen çabayı gösteriyor. Evet, Allah razı olsun. İmkanları sınırlı. Zaman zaman engellenmeye çalışıyor ama belediye başkanı arkadaşlarına şunu söyledim. Sakın şikayet etmeyin. Önünüze bir engel çıkarsa engeli aşın, hizmet etmeye başkanım, devam edin. Başkanım, sizin de ayaklarınıza Allah taş değdirmesin. Devam edin. Arkanızdayız, destekçiniz. Gerçekten yürekle diyorum, destekçiniz. Onlar çok şey yaptılar. Evet. İftiralar attılar, linçetmeye kalktılar, başka bir şey yaptılar. PKK'da hatta o da başka bir yerden saldırdı. Ama bütün bunlar beni inandığım yoldan döndüren. Dürüstlüğünüz, adaletiniz. Çünkü ben bu ülkenin insanlarını seviyorum ve insanlara hizmet ediyorum. Bu ülkenin insanları gerçekten 10 derece saygın insanlar. Nerede yaşarsa yaşasın, kimliği, yaşantılarını kimin için olursa. Saygın insanlar ve biz bu insanlara hizmet götürmek zorunda. Bu insanlar evlerinde huzur içinde yaşamaktır. Bir kadına şiddet var. Evet. Şiddetin kaynağına bakarız. Arkadaşlar, bu da başta başlayalım. Böyle ekonomi yükseldikçe, bunlar böyle yaptıkça insan... Erdoğan diyecek ki Kılıçdaroğlu malı götürmüştü. Ne derse desin. Siz yolunuzda devam edin başkanım. Evet, arkanızdayız her zaman. Destekçiniz. İşçi arkadaşlarınızın var mı? Hoş geldiniz.